Usta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat edenlerin en hayırlısı kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısına bakın nasıl cevap veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden 3-4 kişiden biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini organize eden, onun hicretini finanse eden, yani bütün masraflarını karşılayan sahabe. Peygamberimizin aynı zamanda hicret arkadaşı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızını veriyor ve onu kızıyla evlendiriyor. Aynen. Sonra devamına bakıyoruz. Mekke'deyken işkenceler altında inleyen sahabeleri bütün malını, varını, yoğunu harcayarak onları satın alıp azat eden sahabe. Medine'ye gelindiğinde garibin elinden tutan, İslam ordusunu donatan, sahabelere nasihat eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yerine vekaleten bakan bir kimse olarak görüyoruz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaten onun gerek hastalığı zamanında, ölümüyle neticelenen hastalığı zamanında, gerekse vefatından sonra insanlar kime gidiyorlar? Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidiyorlar. Başta Ömer radıyallahu anh olmak üzere bütün sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun vefatının şaşkınlığıyla adeta ölmesini düşünmedikleri bir kimsenin ölümüyle sarsılmışlar. Herkes ağlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı, mübarek bedeni oracıkta duruyor. Ömer radıyallahu anh kim diyor ona öldü derse diyor onun diyor başını gövdesinden diyor ayırırım. Hani o vahiy inmeden daha konuşan ve söylediği sözler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tavsiyeleri vahiyle desteklenen ve tasdiklenen Ömer radıyallahu anh var ya, işte o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi ve üzüntüsü sebebiyle adeta ne söylediğini bilmiyor. Herkes şaşkın bir şekilde ne yapacağını bilmez durumdayken ki bunlar insanların en hayırları, Ebu Bekir radıyallahu anh minbere çıkıyor ve diyor ki ey insanlar diyor. Kim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor kulluk ediyorsa o diyor öldü. Kim de diyor Allah'a kulluk ediyorsa Allah diyor diridir, haydır, o ölmez diyor. Sonra onlara şu ayeti okuyor. Muhammed ölse yahut öldürülse siz dininizden diyor büsbütün geriye mi döneceksiniz diyor. Ve sahabeler sokaklarda değerli kardeşlerim bu ayeti okuyorlar. Ve diyor ki sahabe biz diyor sanki diyor bu ayet ilk yani o gün inmiş gibi diyor algıladık ve etkilendik bundan. Ve herkes kendisine geliyor. Yine münafıklar başta olmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra zekat vermeyi reddeden kimselere karşı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dik durduğunu ve onlara haddini bildirdiğini görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda bugün sizden kim oruçlu diye sorduğunda ben, kim bir fakiri doyurdu deyince ben, kim bir cenazeyi gömdü yahut defnetti takip etti diye sorduğunda ben hangi soruyu sorarsa ben diye cevap veren bir sahabe. Ve aynı sahabe şu soruyu soruyor. Ey Allah'ın Resulü bir kimse cennete birden fazla kapıdan girebilir mi? Diye sorduğunda ki biz cennete girmeyi düşünürken o birden fazla kapıyı soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben senin o kimselerden yahut o kimse olmanı umarım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha hayatta